güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Sıkıntısız şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Normal tünelle ilerleyen yer şurada. Bunun aşağıdan bir yol gidiyor. Burayı yasaklamışlar niyeyse. Sanırım insanlar geçemiyor. Asıl yer burası. İki böyle kayalık arası. Asıl olay burada. En başından beri çok güzel. Burayı ayrıca çekerim. Gördükçe. Tabii insanlar kolay alıştıkları için böyle güzel bir yol yapmışlar. Buradan gidiyorlar insanlar. Ama asıl güzel yer aşağı tarafta. Tünelle ve çıktım, araya geldik şimdi. Video kaydı alalım. Harbiden derin de öyle basit bir yükseklik değil, aşağı doğru yaklaşık bir 6 metre en azından vardır. Yüksekliğini görüyorsunuz. Normalde tünel bunun içinden, yani şu kayaların kıyısı sıra buradan böyle öyle geliyor. Ama insanlar gelemiyor diye üst tarafa bir yol yapmışlar, oradan kolay kolay gelsinler diye. Şimdi tünelin girişindeyim. Göstereyim. Çok güzel bir şekilde yapılmış böyle. Merdivenler filan. Millet fotoğraf çektiriliyor haliyle. Geçin kardeşim. Tabi onu yeni yapmışlar. Sonra beton dökmüşler üstüne. Paranın su dışarı taşmasın diye. Bu gördüğünüz tünel insanlar tarafından elle yapılmış. Bir alet, edevat, yani bir makina olmadan bu yıllarda her yerde kertenkeleler uçuşuyorlar. Burası insanlar, yani köleler tarafından elle inşa edilmiş. Köylerin inşa etmesiyle yapılmış bir yer. Öyle söyleniyor. Öyle duydum. Doğru düzgün bir açıklama yapmamışlar ama duvara insan bir yazı yazardı ya. Her tarihselin bir yazısı olur. Bu da yok niyeyse. Ben buranın büyüklüğünü size anlatsam neyle anlatayım, yani neye baz alayım anlatayım, anlatamıyorum. Şu an buraya iki tane tır üst üste koysam sığar. O derece yüksek mesela, şu giden abi baz alsak. Az daha aşağı çökeyim, solucan bakışı. Yani şunun büyüklüğüne bakın. Burayı adamlar elle yapmışlar, elle. Kölelere yaptırmışlar burayı. Burası Hatay. Hatay Samandağ. Çevlik kaya mezarları. Kitus tünelinin içindeyim şu anda. Şu an ben görünüyor muyum bilmiyorum. Efendim, belki görünebilir. Ortam efsane yalnız. Mutlaka buraya gelinmesi lazım. İnsanların buraya gelip burayı görmesi lazım. Buraya gelirken kenarlarımı çok çekmedim. Motorla geldik. 200 kilometreye yakın bir motorla. Biraz cılık olduk, yorulduk filan. Ama şuranın mutlaka görünmesi lazım. Allah, suya basıyorduk. O değil, çok susadım. Şu sudan içsem mi, ne yapsam? Sonra da gidelim bakalım ne varmış. Ya şunu yapmasalarmış. Niye bunu yapıp bu doğallığını bozuyorlar ki buranın? Ne güzel. Doğalını mahvetmişler. Burası karanlık biraz. Şu an tünelin bu tarafından çıkacağız. Hilal şeklinde.
Bitüs tüneli burada sona eriyor. Mesela bir yazı bulduk şu anda. Tabii ki okuyacağımız bir yazı değil. Bu dönemlere ait bir yazı büyük ihtimalle. Yani bu devasa şeyin insanlar tarafından yapılması, böyle iş makinesi falan olmayan bir dönemde, devirde hayranlık uyandırıcı. Tünelin görüntüleri böyle, içinde gezdik. Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesi gerekir. Şimdi çıkış yapıyorum. Halacığım, şu pozdan istiyorum. Şu an 5 numara dediğimiz yere geldik. Kaya mezarları var böyle. Normalde üst taraftan gidiyorduk. Şimdi dereye sağına indim. Asıl tünel, Bitüs tünelinin devamı burası. Normalde üst taraftan gidiyorum. İnsanlar rahat rahat geçsin diye. Böyle hararetli küçük mağaracıklar var. Normalde burası yasakmış. Tabii sen sallamadım ben. Girdim yine de. Çok güzel. Tabi kirletmişler insanlar her zamanki gibi. Yani böyle gidiyor işte. Buradan sonrasında zaten gidiş yok. Buraya kadar gelip görmek istedim. Şu an çok terledim. Ufak ufak geri döneceğiz. Belki denize girelim sahilde. Şeylik sahil, büyük sahil. Hava çok bozuk gerçi. Bugün hava bozuk. Deniz çok dalgalı. Girmeyiz büyük ihtimalle. Buradan Arsuz'a geçeceğiz. Belki Arsuz'a girerim denize. Şimdi ufak ufak dönüş yolculuğu başlıyor. Saatimiz 6'ya doğru geliyor. Saat kaç? Saat 5.30. Biz gidiyoruz. Bugün burayı gezdik. Buraya çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu yol normalde kullanılmıyor. Az kullanılan bir yol. Ortak azıcık yavaş gitsene. Rüzgar yemeyelim. Of, manzaraya bak. Bu yol kullanılmayan bir yol.
deniz kıyısından gidiyor. Hatta şu an telefon bile çekmiyor. Deniz besberrak. Yaklaşık bir 50-55 kilometre İskenderun'a kadar yolu. Buradan 30 kilometre ile varacağız. Daha kısa sürecek. Yolu yarı yarıya kısaltacağız. Yani bugün yaklaşık bir 400 kilometre yapmış olacağız. Gözlüğü çıkartayım. Uzun süre gezdik ama çok eğlendik bugün. Sesim çıkıyor mu şu an bilmiyorum. İnşallah çıkıyordur. Az geliyor. Sesim az geliyor olabilir. Berat bu kaldırmaz değil mi lan? Vallahi hiç tekin gelmiyor. Eşek. Süsmez değil mi lan bizi? Anne. Dünyanın zengin mevzi yürüyor.